Şimdi bir daha tekrardan alıyorum şuradan. Bakın. Şu en yukarıda gördüğünüz akciğer. Sonra şu yuvarlak olarak çizdiğim kalp. Şu karaciğer. Şu ince bağırsak. Bu da böbrek. Tamam mı? Şimdi biraz önce de söylemiştim zaten bakın. Okların yönü kanın ne tarafa doğru gittiğini gösteriyor size. Bakın şimdi. Şimdi şu damarın kim olduğuna bakacağız. Bu damar kim arkadaşlar? Aort damarı. Nereden çıkıyor? Sorusunun cevabı sol karıncıktan. Tamam mı? Sonra devam ediyorum. Bir, yani bu aorttan sonraki çıkıntılara devam ediyorum. Bakın şurada aorttan, tahtaya bakın sonra yazarsınız. Aorttan geldikten sonra karaciğere bir dönüş yapıyor. Gördünüz mü? Organlara kan getiren damarın adı neydi? Karaciğer, apar damar. Aynen öyle. O zaman buranın adı ne oldu arkadaşlar? Karaciğer atar damarı oldu. Yani karaciğer atarı. Okey. Sonra devam ediyorum. Bakın farkındaysanız bu kez de ince bağırsağa doğru bir geliş var. Doğru mu? Evet. İnce bağırsağa giriş yapan bu damar kim o zaman? İnce bağırsak. Neyi diyeceğim? Atarı diyeceğim. Geldim bakın böbreğe giriş yapmış. O zaman bunun adı ne olacaktır? Böbrek atarı olacak. Buraya kadar tamam mısınız? Evet. Okey. Şimdi bakın tahtaya arkadaşlar. İnce bağırsakla karaciğer arasında bir damar gidiyor bakın. Şu. İnce bağırsakla bu karaciğer arasındaki damarın adına ben ne diyeceğim arkadaşlar? Kapı toplar damarı. Bakın normal standartlarda toplar damarlar kime kan götürüyordu? Kalbe. Ama bu neydi arkadaşlar? İstisna olarak kime kan götürüyordu? Karaciğer. Tamam mısınız? Evet. Şimdi devam ediyorum. Şurada bir damarım kaldı. Bakın akciğerlerden çıkan bu damar şöyle aşağı doğru iniyor bakın. Aşağı doğru indi. Ve kalbin neresine geldi? Sol kulak. Harika. Sol kulakçığa kan getiren bu damarın adı arkadaşlar nedir? Toplar damar. Aferin. Evet. Akciğer toplar damarı istisnai olarak nasıl kan bulunduruyor? Oksijen. Temiz kan bulunduruyor. Geldim şimdi mavi damarlara. Buraya kadar beni anlamayan var mı? Yok. Şimdi mavi damarlara geliyorum. Bakın sağ karıncıktan çıkan bir damar var görüyor musunuz? Sağ karıncıktan çıkan damar akciğere gideceği zaman iki kola ayrılıyor. Bu sağ karıncıktan çıkan damarın adı nedir? Atar. Aynen öyle arkadaşlar. Sağ karıncıktan çıkan bu damarın adı akciğer atar damarı. Normalde atar damarlar nasıl kan taşıyordu? Temiz. Ama arkadaşlar akciğer atarı neydi? İstisnai olarak kirli kan taşıyor. Devam ediyorum bakın. Bir de vücudun üst tarafından bir damar geliyor. Nereye geliyor bakın kalbin? Sağ kulakçığına. Sağ kulakçığına vücudun üst tarafından gelen bu damarın adı arkadaşlar. Üst ana toplar damar. Tamam mıyız? Evet. Anlamayan var mı? Hayır. Şimdi geldim aşağıdan devam ediyorum. Bakın vücudun alt tarafından gelen bir damar var arkadaşlar. Ana toplar. Ay aferin. Bu damarın adı arkadaşlar. Alt ana toplar damar. Harikasınız. Biraz önce çok iyi dinlediğinizin tespiti bu net yani. Bir de sevgili arkadaşlar bakın organlardan çıkan damarlar bulunacak. Şimdi ilk etapta şu alt ana ne damarı demiştik buna biz? Aferin. Alt ana toplar damar. Şimdi ben bunlara niye ana damar diyorum? Çünkü bakın diğer organlardaki kanlar bu ana damarlara boşalıyor. Tamam mı? Sonra bakın karaciğerden çıkış yapan bu damarın adı kim? Karaciğer toplar damarı. Ya da ne demiştim ben size? Karaciğer üstü toplar damarı. Aferin. Devam ediyorum bakın. Bu da böbrekten çıkan toplar damarı olduğu için böbrek neyi diyeceğim? Böbrek topları diyeceğim. Buraya kadar anlamadığınız yer var mı? Hayır. Emin misiniz? Evet. Tamam arkadaşlar. Bu damarları yeni öğrendiysek bir sonraki ders bunların dolaşım mantığını anlatacağım.